Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 29 Mart 2023. Bu yayınımızda yine 14 Mayıs seçimlerini konuşacağız. Bu defa bu seçimlerin dışarıdan nasıl görüldüğü, özellikle Washington'dan nasıl görüldüğünü biraz konuşmak istiyoruz. Çünkü bu seçim 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri Türkiye'nin sadece iç siyasetini değil, aynı zamanda dış bağlantılarını da, dış siyasetini de, uluslararası ilişkilerini de etkileyecek olumlu bir seçim. Türkiye'nin bölgesel rolunu etkileyecek bir seçim ve biz de bu seçimin Amerika'dan nasıl takip edildiği ve Amerika'nın bu seçimlerden bir beklentiye sahip olup olmadığını konuşmak istiyoruz. Kimle konuşmak istiyoruz? Akademisyen Henry Barca ile konuşmak istiyoruz. Kendisi şu an karşımızda. Merhaba Henry Bey. Merhaba, nasılsınız? Henry Bey, şimdi Türkiye'de takip ediyorsunuz, özellikle iktidar medyası, hatta bazı iktidar yetkilileri şunu söylüyorlar: bu seçim Türkiye ile, yani herkes diyor bu Türkiye'nin kader seçimi, Türkiye'nin yüzyıllık seçimi vesaire. Ama bunun Türkiye ile Amerika arasındaki bir seçim olduğunu söyleyenler de oldu. Biliyorsunuz Türkiye-Amerika ilişkilerini daha evvel başka yayınlarda konuşmuştuk. Belki bunu çok tekrar etmeye gerek kalmaz ama bu seçim gerçekten Amerika'yla ilgilendiriyor veya Amerika'yla Türkiye ilişkilerini ne kadar ilgilendiriyor? Şöyle yani tabii Amerika'yı çok ilgilendiriyor çünkü Türkiye Amerika için çok önemli bir ülke yani sırf NATO değil yani o Türkiye'nin jeopolitik konumu Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri millet anlamıyor çoğu zaman çok yakın ilişkileri var yani her gün yani sabahtan akşama kadar diyelim Türk ve Amerikan resmi kanalları arasında binlerce TRT oluyor, tamam mı? Bir sürü konuyu konuşuyorlar. İktisattan tutun, askeri konu olsun, dış politik olsun, Orta Doğu'daki gündem olsun. Bu Biden'la Erdoğan arasında değil ama onların altındaki insanlar, gerek Dışişleri Bakanlığı olsun, gerek dış ticaretle ilgilenen bakanlıklar olsun, askerler olsun, devamlı bir teatideler. Yani başka ülkelerle yani herhalde Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerle Amerika'nın bu kadar sıkı bir ilişkisi var. Ama Türkiye onların hemen arkasından geliyordur diye düşünüyorum. Onun için bu Türkiye'de duyduğunuz ve saçmalıklar yani Doğu Perinçek'in aptallıklarını yani efendim bu Türkiye ile Amerika arasında bir bir de seçilmiş. Yok yani Türkiye'nin bir kere şöyle düşünün. Türkiye'nin ticaretini, sırf bir ticaretine bakın. Türkiye'nin Evet. ve dış Kendisi başta ticaretine bir şey bakın. daha söyledi Harry Bey. Bu Cumhurbaşkanı olmak için 100 bin imza gerekiyor. Kendisi toplayamadı, bu Doğu Perinçek. Evet. Dedi ki dedi Amerika müdahale etmiş, Amerika bırakmamış. Evet, ben zaten Twitter'da dalga geçtim. Evet dedim şey, Joe Biden kendisi her akşam bütün o gelen imzaları kendi eliyle sildi. Perinçek olmasın Evet. diye. Bakın yani ben Perinçek'i şey olarak bir şaka olarak gördüğüm için Ama başkaları da şaka söylüyor tabii, sadece Periçek değil. şüphesiz şüphesiz. Fakat şöyle bak şuna bakın. Türkiye'nin ihracatına bakın. Türkiye nereye ihracat yapıyor? Türkiye'nin ihracatının %60-%70'i batıya gidiyor. Türkiye'nin ithalatı yine batıdan ve Çin'den geliyor. Ama Türkiye Çin'e hiçbir şey satmıyor. Çünkü Çin her şeyi kendisi yapıyor. Evet. Ama Avrupa'ya, Amerika'ya bir sürü sırf şey değil be, sırf ne bileyim vişne reçeli değil sattığı. Bir sürü çok son derece sofistike yani Türkiye'nin ürettiği sanayi unsurlarını satıyor. Yani Türkiye'nin başka şıkkı yok. Çünkü Türkiye ile Amerika arasındaki ve Batı arasında şöyle diyeyim, sırf Amerika değil. Yani ticaret açısından Avrupa Amerika'dan daha önemli. Yani başka bir şıkkı yok. Yani böyle Türkiye'de böyle masal anlatan çok insan var. Yani sanki okuma yazma bilmiyorlar. İstatistiklere bak yani biraz sert konuşuyorum ama yani tabii Türkiye'nin
Dış politikasında işte Batı'ya daha yakın olmak ya da daha az yakın olmak, başka yani başka bir Türkiye'nin Erdoğan'ın bahsettiği dengeli bir politika izlemek. Ondan şık tabii. Onlara bir şey demiyorum ama efendim Türkiye ile yani Türkiye'nin Batı veya başka sanki Çin'le bir seçime gideceğini iddia etmek gibi bir şey bu. Yok öyle bir saçmalık olamaz. Onun için yani bunu şey yani fakat tabii Türkiye Batı ilişkileri son zamanlarda çok zor geçti. Yani bilmiyorum geçen gün gördünüz mü şeyde Amerikan Senato toplantısında en önemli dış komisyonun başkanı Senatör Menendez evet Türkiye karşıtı bir senatör ama bir sürü konuyu açtı Türkiye hakkında ve Dışişleri Bakanı Blinken'e sordu. Siz Türkiye'nin ismini vermeden işte komşularına saldıran şunu yapan bir ülkeye ne dersiniz? Tabii Blinken çok da iyi biliyordu neden bahsedildiğini. O ülkeyi biz tarif edebilir misiniz? O ülkeye bir isim verebilir misiniz? Blinken'in cevabı da şeydi. Evet çok zor bir müttefik dedi. Evet. Menendez bunun karşılığında ben demem ben Türkiye derim buna. Yani evet. Fakat yani şunu göstermek istiyorum. Yani Blinken bile bir resmi bir toplantıda Türkiye'nin ne kadar zor bir müttefik olduğunu söylüyor. Yani bu açıdan evet Batı-Türkiye ilişkileri son zamanlarda iyi değildi. Yani bunu saptamanın hiçbir manası yok tabii. Ama bu Türkiye'nin Batı'dan uzaklaşacağı demek değil. Peki şimdi şöyle yani Türkiye'de söylenenleri bir tarafa bırakalım. İşte propagandaya çeviriyorlar. Yani Erdoğan da benzer şeyler söylüyor aslında. Periçek'le aynı şeyleri söylüyor. Ama Amerika bu konuya ne kadar kayıtlı? Yani karar organları bu seçimi nasıl bir ciddiyet ve önemle takip ediyorlar? Nasıl bir beklentileri var? Daha açık bir deyimle. Şimdi bakın bence sırf Amerika değil. Bu çok önemli bir seçim Türkiye'nin seçimleri. Yani herkes bu seçimlere yani büyük bir ciddiyetle bakıyor. Yani Avrupa olsun, Almanya olsun, ya yani Avrupa'nın bütün ülkeleri, Türkiye'nin komşuları, Orta Doğu komşuları, hepsi. Yani Rusya'da herkes bu seçimin ne kadar önemli bir seçim olduğunu idrak ediyor. Fakat yani bu da tabii ilginç olan şey yani diyelim ki seçimleri Erdoğan kazandı ya da Kılıçdaroğlu kazandı yani onların üreteceği dış politikaya bakmak lazım bundan sonra. Fakat şu açıdan bu herkes bu seçimlere çok dikkatli bir şekilde bakıyor. Şimdi mesela Biden'ın gönlünde ne yatıyor bilmiyorum evet. Ama tahmin ediyorum aslında. Yani şeyin Alman şansölyesinin gönlünde ne yatıyor? Yani çoğu ülke Avrupa ülkesinde bir herhalde tahmin edebiliriz. Rusya Putin'in gönlünde ne yatıyor? Onu da biliyoruz. Yani herhalde aynı şey yatmıyor. Yani Putin'in gönlünde yatanla Biden'ın gönlünde yatanın aynı şey olmadığını herhalde hepimiz biliyoruz. Ben ikisinde yani ikisi de bana hiçbir şey söylemedikleri için bir şey söyleyemem ama şunu söylemek istiyorum. Yani Batı açısından baktığınız zaman bu konuda yani bu seçim konusunda ağzından hiçbir şey çıkmayacak. Tamam mı? Çok dikkatli davranacaklar. Mamafi. Bakın bu hafta Washington'da bir demokrasi toplantısı var. Dünyanın bütün ülkeleri çağırıldı neredeyse. Bütün yani çağırmayanlar da var. Yani Rusya çağırmadı, Çin çağırmadı. Evet. Ama İki NATO ülkesi çağrılmadı. Macaristan ve Türkiye. Bu bence ve hele seçimlere bu kadar yakın Mamafi bu toplantı çok önceden organize edilmişti. Dolayısıyla yani geçen hafta karar verilen bir şey değil. Onun için Türkiye seçimlerinin ne zaman olacağını kimse tam tahmin edemiyordu. Ekim'de de olabilirdi, Haziran'da da olabilirdi. Fakat şunu söylemek istiyorum. Yani iki NATO ülkesinin çağırmaması, bilhassa Türkiye'nin çağırmaması bence çok önemli bir mesaj bu. Yani bu siz
siz bir demokrasi değilsiniz. O çünkü herkes herkes şey her çağrılan ülke tam manasında demokratik değil. Herkesin bazı problemleri var. Ama Türkiye'nin çağrılmamış olması ve Macaristan için de geçerli bu tabii. Bence çok büyük bir tokat. Ve nitekim ki zaten görüyorsunuz ki Türk basınında, yani Erdoğan basınında hiç kimse bundan bahsetmiyor. Evet. Çünkü biliyorlar. Daha önceki toplantıya da çağrılmamıştı ama 2 yıl önceki evet. toplantıya da. Evet. Ama bu toplantı daha ciddi. Çünkü ilk yaptıkları toplantı biraz aceleydi, tamam mı? Yani ilk başa geldiklerinde yapmışlardı bunu. Bunu daha uzun zamandır düzenliyorlar. Dolayısıyla bunun daha geçerli bir, daha önemli bir toplantı olarak bakmamız lazım. Evet. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Diyelim ki 14 Mayıs oldu ve Tayyip Erdoğan iktidardan düştü. Bu şu demek oluyor mu? Yani işte Türkiye artık bu tür platformlarda daha fazla itibar görür. Amerika ile, Avrupa ile, NATO ile ilişkileri düzelmeye başlar. Bakın tabii bu gelecek olan hükümetin politikasına da bağlı. Yani demokrasi açısından muhalefetin en çok önem verdiği konulardan bir tanesi demokrasi zaten. Kılıçdaroğlu olsun, başka ileri gelenler olsun. Herkes bu konuyu affediyor. Yani dolayısıyla demokrasi konusunda çok büyük beklentiler var. Dolayısıyla ve eğer Kılıçdaroğlu verdiği sözlerin yarısını yapsa büyük bir aşamadan geçmiş olacak Türkiye. Dolayısıyla evet, bu açıdan ilişkilerin düzeleceğini tahmin ediyorum. Ama bu o kadar tahmini zor bir konu değil bu. Evet. Şimdi az önce bir şey söylediniz. Dediniz ki Batı bu konuda çok renk vermiyor. Yani seçim konusunda çok açıklama vesaire yapmıyor. Yani Batı'dan kastettiğimiz Amerika ve Avrupa Birliği, yani NATO bu cene. Niye acaba, bu bilerek yani planlı bir politika mı, yoksa herkes işte durumun hassasiyetini bilerek şey yapmıyor, yani müdahil olmak istemiyor? Hayır, şöyle, çünkü bir Amerika'nın söyleyeceği, bir Avrupa'nın söyleyeceği de hemen malzeme haline dönüşecek seçimlerde. Ve bilhassa yani Erdoğan ve iktidar cephesinin bunu seçimlerde kullanılmasını istemiyorlar. Dolayısıyla hiçbir şey söylemiyorlar. Ama değişik şekillerde mesaj veriyorlar. Yani o demokrasi konferansı bir. İkincisi Amerikan askeri kuvvetlerinin başkanının General Milley'nin Kuzey Suriye'ye gitmesi. Bu en yüksek seviyeli asker, yani üniformalı asker çünkü Amerika'da. Onun kalkıp Kuzey Suriye'deki demokratik güçlere, Suriye güçleriyle görüşme yapması, oraya gitmesi çok önemli bir mesajdır. Bu, siz Türkiye bu seçim döneminde buraya, yani Kuzey Suriye'ye bir askeri bir operasyon yapmayı düşünmeyin demektir. Bu çok 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 önemli bir mesajdı ve bunu bence Türkiye aldı, o mesajı yani. Şimdi çünkü bir de şunu da düşünün, yani kim kazanırsa kazansın seçimleri, Türkiye'nin Batı'ya daha da fazla ihtiyacı var bugün. Niye? Çünkü deprem oldu. Yani depremin faturası 8 ila 12 gayri safi milli hasılanın %8 ile %12'lik bir faturası var bunun. Bu para, yani para ihtiyacı var Türkiye'nin ve Türkiye şu anda çok zor bir ekonomik bir ekonomik kriz zaten vardı. Depremle birlikte var. Daha da ve bu daha da artacak tabii bu depremden sonra. Peki evet, bu Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolar gelmiş. Bizim Merkez Bankası da işte, Birleşik Arap ülkelerine belki bir miktar para oradan geldi. Ama eninde sonunda
onun finansmanı, bu deprem finansmanı nereden gelecek? Çoğu Avrupa ve Amerika'dan gelecek. Çin'den mi gelecek? Yok, gelmeyecek. Rusya'dan mı gelecek? Gelmeyecek. İran'dan mı gelecek? Gelmeyecek. Suriye'den mi gelecek? Yani onun için Kılıçdaroğlu'nun da biraz dikkat etmesi lazım eğer kazanırsa. Çünkü yani eninde sonunda Avrupalılar olsun, Amerikalılar olsun, evet Türkiye'ye yardım etmek istiyorlar. Nitekim ki zaten gördünüz yani şeyden sonra, depremden sonra Amerika 100 milyon söz verdi ve Avrupa ondan sonra 1 milyar şey yatırım ve uzun vadeli para vaat etti. Ama başka ülkeler yapmadı bunu. Evet. Şimdi peki diyelim ki yani evet Avrupa'nın, Amerika'nın eğilimini biliyoruz. Çok fazla müdahil olmuyor ama ne beklediğini tahmin edebiliyoruz, açık söylenmese de. Diyelim ki Erdoğan bu seçimi de kazandı. Yani bir şekilde bu seçimi aldı. O zaman bu şu demek mi oluyor? Yani Amerika'nın, Avrupa'nın Türkiye ile ilişkileri daha kötüye mi gidecek? Daha kötüye mi gidecek? Yoksa işte Amerika ve Avrupa işte siz seçtiniz artık yani muhatabımız budur diyerek ilişkileri düzeltmeye, işte işini sürdürmeye devam mı edecek? Şimdi bakın, o biraz tabii Erdoğan'ın izleyeceği politikaya bağlı. Fakat benim şu Erdoğan'ın önünde, diyeyim ki Erdoğan kazandı. Erdoğan'ın önünde iki şık var. Biri o popülist politikası, şimdi kadar izlediği o popülist politikaya devam etmesi. O popülist politika neydi? Biraz işte Batı'yla kavgacı, işte kendisinin çok Türkiye ve bilhassa kendisinin çok büyük bir dünya lideri olduğunu kanıtlamaya çalışması. Ama son zamanlarda da gördük ki yani bu politikada biraz çark etmeye başladı. İşte Mısır, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap ülkeleri, bütün bu ülkelerle, hatta Suriye bile, onlarla iş yapmaya çalıştı. Yani onlarla ya, tamamıyla çark etti o politikadan. Demek ki o politika şimdiye kadar hiçbir getirmedi işte Türkiye. Dolayısıyla 15 Mayıs'ta kazanmış olan bir Erdoğan etrafına baktığı zaman ve kendi ülkesindeki duruma baktığı zaman ve kendi, unutmayın ki bu Türkiye'nin 100. yıl dönümü. Yani nasıl evet. Bir yani diyelim ki bu son seçimi, ki bazı insanlar pek emin değiller belki ama diyelim ki bu son seçimi Erdoğan'ın. Nasıl bir Türkiye bakacak? Her dünyayla kavgalı. Evet, ben işte çok önemli bir liderim. Evet, herkes benden bahsediyor ama kalkınamamış. Hatta çok daha iyi bir durumda olan bir Türkiye'nin biraz geri gitmesi söz konusu burada. Herkesle kavgalı. Kimseye söz geçiremeyen. Bir Türkiye mi bırakmak istiyor? Yoksa daha refah ulaşmış, kendi iş problemlerini çözmüş. Ondan sonra dış ülkelerden, bizzat Avrupa'dan, Amerika'dan daha sık ilişkiler ve onların vasıtasıyla çok daha fazla yatırım almış olması. Şimdi bakın, Türkiye'nin aslında Türkiye Mısır değil, Türkiye İran değil. Türkiye'nin çok önemli bir potansiyeli var. Türkiye'nin yine de okumuş ve çok iyi bir iş sektörü var. Yani dünya çapında çalışabilen, dünya rekabet edebilen bir iş sektörü. Bir de nitekim ki bakın, bugün Amerika olsun, Avrupa olsun, Türkiye'den gelme, Türk olabilir, Kürt olabilir, yani oradan gelme, iş hayatında başarıya ulaşmış insanlara ve kendi şirketlerini kurmuş insanlara bakın. Teknoloji değil. Hani böyle insanlar çok başarıya ulaşan, dışarıda yaptılar bunu. Ama bunlar Türkiye'de de yapabilirlerdi. Türkiye'de dönebilirler. Yani Türkiye'nin, onun için diyorum, Mısır değil Türkiye. Bu açıdan büyük potansiyeli olan bir ülke. Bunu kullanabilecek mi Türkiye bundan sonra? Biraz işte kim kazanırsa ve izleyecekleri politikaya bağlı. Aslında
yani Türkiye'nin geleceğine olumlu bakmak aslında çok kolay bir şey. Fakat eninde sonunda politikacıların alacakları kararlara bağlı. Siz kavga edersiniz herkesle. Evet. Hiçbir şey değil. Bir de şu deprem var yani. Depremin sonuçlarına da bakmak lazım. Evet. Şimdi belki doğrudan konu başlığımızla alakalı olmayabilir ama Rusya'da siz başta söylediniz yani Türkiye'nin bütün komşuları işte uluslararası güçler hepsi takip ediyor, ilgileniyor Türkiye'deki seçimleri. Rusya'da takip ediyor ve Türkiye ile Rusya'nın son yıllardaki ilişkilerini de biliyoruz. Özellikle Suriye bağlamında, Ukrayna bağlamında ve Putin'in seçimlerden önce Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağı da açıklandı. Bunu Türk tarafı açıkladı. Sizce Rusya'nın Türkiye'ye bu ilgisi, Putin'in özellikle bu ilgisi seçimleri olumlu veya olumsuz nasıl etkileyebilir? Bence Putin'in Türkiye'ye gelmesi Erdoğan'a seçimler açısından pek bir yardımı dokunacağını düşünmüyorum. Çünkü eninde sonunda bugün Türkiye'deki insanlar, Türk halkı, Kürt halkı, Türkiye'de yaşayan ikisi de can derdi ekonomi. Görüyorsunuz enflasyon yükseldi. Evet. Yumurta fiyatları deli gibi arttı. Yani bütün bunlar varken Putin gelmiş gelmemiş kimin umurunda? Yani Putin geldi de yumurta fiyatları azalacak mı? Yok. Yani siz ne bileyim hele depremzadeyseniz yani belki Putin deprem bölgesine de gidecektir yani şu şey açısından gösteriş açısından ama onun oraya gelmesiyle bir bina inşa edilecek mi? Yok. Yani bir yerde bence Putin'in gelmesi Erdoğan için hata bile olabilir. Çünkü sen Evet. yani ne lüzum var diye millet bunu sorabilir. Bir. İkincisi Batı ile kızılmak. Yani çünkü herkes biliyor ki bunu Putin niçin yapıyor? Bir Erdoğan'a destek olmak. İkincisi Türkiye ile Batı'nın arasındaki ilişkileri biraz bozmak açısından, biraz pürüzsüz çıkartmak. Yani bozmak değil de pürüzsüz çıkartmak. Tamam mı? Sana ne Evet. bir getiri olacak bunu bir düşünmek lazım. Ben Erdoğan olsam bunu yapmazdım. Yani Perinçek'in olaylarını o 27 milyon oyunu alacak diye mi yapacak bunu? Yok. Yani onlar zaten oy verirlerse zaten Erdoğan'a verecekler. Dolayısıyla yani bunun hiçbir getirisi yok. Onu demek istiyorum. Evet. Konuşulacak bu bilmem ne ama yani bence oylar açısından yani Diyarbakır olsun Denizli'de bir olsun yani birisi Putin geldi Türkiye'ye ben onun için Erdoğan'a oy vereceğim. Yok, öyle bir şey olur mu? Millet Evet. aptal değil. Ama kendi Biden'la görüşmek istediğini seçimlerden önce işte bir resim, bir görüntü vermek istediği de doğrudan söylemese de belli yani. Bu konuya dair Evet ama çeşitli analizler yani yapıldı. işte Evet. tabii bakın Biden ve Putin arasında biraz bir fark var. Çünkü Putin Türkiye'ye yardım edecek bir durumda değil. Adam bir savaşın içinde ve ordusunun yarısı zaten mahvolmuş. Yani adamda şu anda para yok. Zaten o askerlerini Suriye'den çekmeye başladı kullanmak için. Yani Evet. iktisadi açıdan Rusya'nın durumu ve geleceği çok çok zor. Yani bunu bırakın bir tarafa. Biden işte daha fazla şey yardımcı olabilir. Ama bence Biden gelse bile Türkiye'ye biraz önce bahsettiğim Diyarbakırlı olsun, Denizli'deki insan olsun hiçbir için fark etmez. Çünkü yumurta fiyatları azalmayacak. Biden Evet. geldi diye. Onun için yani bu aşamada yani seçimlere kaç gün kaldı? 45 gün mü kaldı? Bu aşamada Tamam. yani kim gelmiş olsun yani fark etmez. Evet. Çok teşekkürler Ali Bey, yorumlarınız Rica ederim. için. Kolay gelsin. Oldu. Evet arkadaşlar, sorulacak daha çok soru da var ama aslında sormak istediklerimizi sorduk ve Harry Bey de cevapladı. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. İyi akşamlar.